ve Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Kaya. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, öncelikle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Uluslararası sözleşmeler bahsinde söz almış bulunuyorum. Türkiye'nin özellikle Afrika ile olan ilişkilerini değerlendirme düşüncesindeyim. Türkiye ile Afrika arasında her ne kadar ilişkilerimiz asırlar öncesine dayansa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Afrika kıtasındaki ülkeler arasındaki diplomatik ilişkiler 1980'li yılların ikinci yarısında başlamış ve 1998 yılında açıklanan Afrika Eylem Planı ile kurumsal bir zemine oturmuştur. Şimdi burada Nijerya'nın 1997 yılında kalkınmakta olan 8 ülke olan D8'in bir parçası olması ve daha önceki yıllarda Afrika denildiğinde akla sadece futbolcuların geldiği, açlıkla anılan bir kıtadan bir ülkenin doğrudan Türkiye'nin uluslararası bir kurumda partneri olması Türkiye'nin Afrika'ya bakışını değiştiren önemli aşamalardan birisidir. Nijerya'nın D8 üyesi olmasıyla birlikte Türkiye aslında Afrika'ya bakışını farklı bir noktaya taşımış, Afrika'daki zenginliklerin, imkanların, Afrika'daki önemin farkına varmıştır. 1998 yılından bu yana Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkiler birçok noktada genişleyerek devam ediyor. Tabii biz doğru olan neyse onun yanında, yanlış olan neyse onun karşısında olmaya devam eden bir hareketiz. Bugün Türk Hava Yolları'nın Afrika'nın birçok noktasına uçuşlar gerçekleştirmesi, büyükelçilerin, konsoloslukların, devletimize bağlı yardım kuruluşlarının, okulların Afrika kıtasının birçok noktasında faaliyet göstermesi elbette önemlidir. Ancak burada bu noktayı söyledikten sonra şu gerçeği sizlerin dikkatine arz etmek istiyorum. Şimdi biraz önce Tokat Milletvekili Sayın Mustafa Arslan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhunda kuvvetler ayrılığı var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye için çok önemlidir şeklindeki bir değerlendirme yaptı. Ben kendilerine 1 Ekim 2023 Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kürsüden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren, aynı zamanda yeni anayasada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içindeki eksikliklerin giderileceğine dair vaadini hatırlatmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilk dönemdeki tecrübeler ışığında ortaya çıkan iyileştirme ihtiyacı yeni anayasa çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir diyor. Peki bendeniz Afrika ilişkilerinde bunlar konuşulurken neden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne atıf yaptın? Değerli milletvekilleri, şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aslında Sayın Arslan'ın dediği gibi bütün yetkileri, yani kuvvetler ayrılığını önceleyen değil, bütün yetkileri bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştıran bir sistemdir. Niçin? Şimdi büyükelçiliklerden bahsettik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre, sizlerin getirdiği sisteme göre Cumhurbaşkanı değiştiği anda rektörler, valiler, büyükelçilerin tamamının görevi bitiyor. Böyle bir sistem devlet aklını inşa eder mi? Cumhurbaşkanının değişmesiyle beraber büyükelçilerinin tamamının görevi düşüyorsa, ki liste elimde çok uzun, sizlere okuyabilirim. Bazı kurumlar var, bunlar siyasi iradeyle beraber şekillenecektir ayrı. Ama büyükelçilik gibi, valilik gibi devlet aklını temsil eden makamların Cumhurbaşkanının değişmesiyle beraber değişecek olması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet aklına, kurumsal aklına verilen bir zarar değil midir? Değerli milletvekilleri, ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum. İktidarın Afrika kıtasına ilişkin politikasında bu açılımlara rağmen birçok vahim hata da vardır. Bu vahim hataların bazıları şunlar. Mesela biz özellikle Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas ile ilişkilerimiz diğer Afrika ülkelerine göre daha kapsamlı, daha geniştir. Şimdi 2013 yılında Mısır'da bir darbe yaşandı. Her darbeye olduğu gibi Mısır'daki darbeye de gereken tepki verildi ve Mısır'a bu değişiklikle, bu darbeyle beraber
Mısır'da milli iradede, Mısır halkının iradesine darbe yapıldı. Bu işin bir tarafı. Ama diğer tarafı da şu, sonrasında yani bu ilişkilerin tamir edilmesi gereken süreçte doğru adımlar atılmadığı için 9 yıl, 10 yıl boyunca Mısır'la olan ilişkilerimiz rafa kaldırıldı. Ardından Mısır'ın bizden uzaklaşılmasıyla, bizim Mısır'dan uzaklaşmamızla birlikte Mısır'ın Yunanistan'a, Güney Kıbrıs'a, İsrail'e yakınlaştığını, onlarla deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması yaptığını hep beraber gördük. Ve son olarak geçtiğimiz gün, hatta dün de burada bazı konuşmalarda ifade edildi. Fas'taki deprem sonrasında tarihi ilişkilerimiz çok güçlü olmasına rağmen Fas'taki deprem sonrasında Fas Türkiye'den deprem için yardım talebinde bulunmadı. Tunus'ta hali hazırda bir anayasal darbe var. Bu anayasal darbede oranın seçilmiş iradesine parlamentosu askıya alındı ve şu anda Tunus'la ilgili hiçbir gelişme gündemde yok. Tunus'ta meclis başkanlığı yapmış olan Raşit Ghannouchi ile ilgili hiçbir açıklama, destek yapılmıyor. Böyle bir değerlendirme yapılmıyor. Sayın Raşit Ghannouchi ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkinin hangi boyutlarda olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen Tunus'taki bu yargı darbesine karşı da herhangi bir açıklama yapılmıyor. Bir zamanlar Osmanlı bakiyesi olan bu topraklar, bilindiği gibi Osmanlı sonrası maalesef emperyalist odakların eline düştü. Sancılı bir süreç yaşadı. Bu sürecin biriken sorunları maalesef çözülemedi ve karşımıza sonra Arap Baharı çıktı. Arap Baharı denilen süreç aslında halkların haklı taleplerinin istismarıydı. Türkiye aslında bu noktada halkların yanında duruyormuş gibi yaparak, farkında olarak veya olmadan aslında küresel güçlerin ekmeğine yağ süren bir anlayışla maalesef bu süreci değerlendirdi. Yemen'den Suriye'ye, Tunus'tan bugünkü haliyle Libya'ya kadar farklı noktalarda maalesef olması gereken tavrı gösteremedi ve oralara küresel güçlerin müdahale etmesinin önünü açtı. Hatta hatırlarsınız, NATO'nun ne işi var Libya'da diye yapılan açıklamaların ardından bir hafta sonra İzmir'den kalkan denizaltılar, donanmalar Libya'ya NATO adına gönderildi. Değerli milletvekilleri, şimdi Tunus'ta biraz önce bahsettiğim gibi hukuk darbesi yaşandı. Bu hukuk darbesine karşı bir tepki gösterilmediği gibi bugün maalesef aynı sorunları, yani Tunus'la, Fas'la, Libya'yla yaşadığımız sorunların bir farklı versiyonu da Fas'la devam ediyor. Sayın milletvekilleri, bugün Afrika'da siyasi paradigmalar değişiyor. Batı Afrika'da başlayan darbeler süreciyle ilgili hükümetimizin net bir tavrını sadece açıklamalarda görüyoruz ama oralarda Fransa'nın, Çin'in, Rusya'nın etki alanını geliştirmesine karşı nasıl bir yol haritası izleniyor, bunu tam olarak görebilmiş değiliz. Türkiye Afrika ile ilişkilerini asla ekonomik bağlamda değerlendiremez. Biraz önce söylediğim gibi Afrika bizim objektiflerimizi mutlaka çevirmemiz gereken bir coğrafyadır. Adaletin, oradaki insan hakları ihlallerinin, oradaki küresel güçlerin orayı sömürmesinin önüne geçecek formülleri bizler mutlaka üretmeliyiz. Ve sonrasında Batı bloğu oralarda bazı okumalar yapıyor. Bu okumaların merkezinde de halihazırda bildiğiniz gibi uranyum yataklarının, maden yataklarının, bütün yatakların oradan taşınarak kendi sanayilerine taşınması gibi bir dürtü var. Bunun da önüne geçecek formüller üretecek olan yine Türkiye'dir. Saygıdeğer milletvekilleri, son olarak şunu da ifade ederek sözlerimi tamamlıyorum. Yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bir değerlendirme yapacağım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dış politikada bize verdiği zararların neler olduğunu aslında biraz önce Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez Bey ilan etti, ifade etti ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, üzülerek ifade ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında kurgulanan bir sistemdir. Bu sistemin içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonrası yoktur. Görev süresi bittiğinde bu yetkileri sizler kendi içinizden herhangi bir arkadaşınızın bile kullanmasına rıza göstermezsiniz. O yüzden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi bir revizyona, mutlaka kuvvetler ayrılığı prensibinin içine derc edildiği bir anlayışa
sürüklenmesi ülkemiz için elzemdir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de İYİ Parti'nin de yani devlet anlayışını sahip çıktığını söyleyen partilerin de bu noktada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bakış açılarını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bir kere daha sorumluluğumuzu hatırlatmak istiyorum. Sayın Başkanı, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Kaya.